Ya eyyühellezine amenü esta'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. Gerçek manada Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetleri
adil bir şekilde paylaşılması için bir çaba göstermişti. Bugün buraya geldiğimizde, oradan çıkıp buraya geldiğimizde başka bir boyut görüyoruz. Evet. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Naim Özçuk aramızda, hoş geldiniz başkanım. Genel Başkan Yardımcımız Sakarya'da iki tane kongreye katıldı. Ayağının tozuyla da buraya gelmişti elhamdülillah. Evet, yurdumuzda ve tüm dünyada adil bir dünya kurmak üzere sözlerimle burada son verirken Allah hepinizden razı olsun. Geceniz hayırlı olsun. Allah emanet olun. Esselamu aleyküm. Hayırlı olmasını en kalbi duygularımla sunarken İnşallah hem Kemalpaşa ilçemize, hem Bursa'mıza, hem de bütün memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Tabii değerli kardeşlerim, Yeniden Refah Partisi deyince her ne kadar milli görüş, her ne kadar 3 yıl önce kurulmuş olan bir siyasi parti akla geliyorsa da milli görüş hareketinin, fikriyatının temelleri 50 yıl geriye kadar dayanır. Ta bağımsızlar hareketinden tutun da milli nizam, milli selamet, refah, fazilet ve bugün de Yeniden Refah Partisi olarak vücut bulmuş bir siyasi hareket. 973 ilçede teşkilatlarını kurmuş, 300 bin civarında bir üye sathına ulaşmış. Yine bununla beraber ülkemizde 50 bin köy ve mahallemiz var. 50 bin köy ve mahallemizin de 21 bininde mahalle başkanlarını adamış. Yine 194 bin seçmen sandığına sahip ülkemiz 220 bin çıkacaktır, 220 bin bulacaktır muhtemelen. Daha şimdiden seçim ilan edilmediği halde 80 bin civarında sandık baş müşahidi atanmış ve eğitimden geçirilmiş. Bu kadar muazzam, bu kadar dinamik biz başka siyasi partileri de biliyoruz. 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da ayda bir toplantılarını icra ederken mahalle teşkilatlarımız dahil, İlçe teşkilatlarımız dahil, il teşkilatlarımız dahil mutat her hafta belirlenen bir günde hiç aksatmadan toplantılarını yapan bu kadar teşkilatlı, bu kadar organizeli,